Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Biraz toplanalım istiyorum. Yine de gelenlerle şey yapalım, tekrar başından alırız. Ben kendimi tanıtayım önce. İsmim Altan Çetin. İnşaat Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapıyorum. Ve size bugün bir sunum hazırladım arkadaşlar. Biz işte STEM projesinin mühendislik ayağı olarak düşünüyoruz kendimizi. Mühendislik ve size mühendisliği birazcık tanıtıp mühendislik derken tabii kendi alanımız olan İnşaat mühendisliği hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Ve sizin merak ettiğiniz şeyler varsa yine onları bilgim dahilinde sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu sunumda ne anlattım? İnşaat mühendisliği ne iş yapar efendim? Alt alanları nelerdir? Ve sizin şu an gördüğünüz ilimler, fenler, efendim, işte matematik, sistemin diğer ayakları science, efendim, teknoloji ve engineering. Bir de ne vardı? Math vardı, matematik. Bunlar arasında şu an gördüğünüz bilimlerden işte biz ne kadar faydalanıyoruz? Çok belki şey yapamayız ama küçük örneklerle yani bunların şu an ne kadar önemli olduğunu size açıklamaya çalışacağım. İşte birkaç kendi yaptığımız işle alakalı basit örnekler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir sunum hazırladım. İnşallah ne zaman başlayalım? Şu an 26-27 kişi olmuşuz. Evet, herkesten merhaba aldık. Merhaba arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde sesinizi de açarız, sessiz de konuşursunuz. Oldu mu? Şu an görüntünüz nasıl? Kapalı mı yoksa görebiliyor musunuz? Ekranı, slaytı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben görebiliyorum demiş. Tamam. Şunu biraz daha küçülteyim şöyle. O zaman başlayalım. Az önce giriş yapmıştık zaten. 25-30 kişi varız arkadaşlar. Artık katılanlar sonra katılırlar. Evet, hepsi görüyor. Yani bizim görüntümüz mani olmuyor slayta. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu STEM projeniz öncelikle inşallah iyi gidiyordur yazınızı değerlendirme açısından. Biz de işte kendimizce bir şey hazırladık size. İnşallah faydalı olacağına, faydalı olur temennisindeyim. Efendim ve bizi işte bu projeye dahil eden hocalarımıza ve projede emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah biz de elimizden geldiğince size inşaat mühendisliğini tanıtmaya çalışacağız bu sunumumuzda. Ve sizin işte merak ettiğiniz şeyler olursa arkadaşlar onları cevaplamaya çalışacağım. Şimdi kendimi az önce tanıtmıştım. Doçent Doktor Altan Çetin, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum arkadaşlar. Ve branşım inşaat mühendisliğinde de branşlar var. Az sonra söyleyeceğiz. Benim alt disiplinim branşımda ulaştırma alanında çalışıyorum. Şimdi şöyle, ben yeniyim. Zaten bu proje içerisinde Berra sormuş. Yeniyim. Proje içerisinde biz bir saatlik programda yerimiz var.
İşte mühendisliği farklı alanlardaki arkadaşlar tanıtıyoruz. Ben de inşaat mühendisliği alanında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Mühendislik ve inşaat mühendisliği hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yeniyim yani Berra. Şimdi STEM projesi, STEM neydi arkadaşlar? İşte İngilizce Science, Technology, Engineering ve matematiğin baş harflerinden oluşuyor. Ve bunlar arasındaki az önce de dediğimiz gibi engineering kısmı, yani mühendislik kısmı da biz ayağında yer alıyoruz. Ve bunlar arasındaki bağıntıya bakacak olursak, yani science işte temel bilimler. Temel bilimler dediğimiz neler? İşte matematik de bir temel bilim aslında efendim. Sonra yine fen derslerinde aldığınız fiziktir, kimyadır, işte biyolojidir. Ne bileyim daha ileride yer bilimleri, jeolojidir. Bunlar temel bilimler olarak ne yapar? Geçiyor. Ve dolayısıyla temel bilimlerde çalışan arkadaşlar, arkadaşlar derken işte bilim adamları diyelim bu alandaki arkadaşlar, keşiflerini veya işte bulduğu şeylerden ne yapıyor? Mühendislikle istifade ediyor ve bunları kullanarak yine kendi alanında bilgi üretmeye çalışıyor. Mühendisliğin belki temel bilimlerden bir farkı nedir gençler? Uygulamalı bilim diyebiliriz mühendislik için. Aslında mühendislik de bir bilim dalı diyebiliriz. Ve ama ne yapıyor? Uygulamalı. Daha çok insan hayatına direkt dokunan veya insan hayatını kolaylaştıran ürünler ortaya koyuyor efendim. Ve işte şöyle diyebiliriz, teknoloji üretiyor. Tabii şöyle bilim de aynı şekilde teknoloji üretmeye ne yapıyor arkadaşlar? Çalışıyor. Dolayısıyla bunları birbirinden ne yapamayız? Ayıramayız. Matematik zaten özellikle mühendislikte nedir? Ayrılmaz bir parçamız. Yani mühendis dediğimiz zaman arkadaşlar ne anlıyoruz? Matematiği bilen, matematiği seven efendim birileri bu alanda çalışıyor anlıyoruz. Yani matematiksiz özellikle mühendislikte ne yapamayız? Bir şeyler yapamayız arkadaşlar. Dolayısıyla sistemi bu şekilde ben kısaca kendimce açıklamak istedim. Kendi anlayışımla. Sizler de belki farklı anlayışınız vardı. Muhammed Hoca'yı dinlemiştim ilk derste. O daha teferruatlı anlatmıştı. Efendim. Sonra mühendisliği çok kısa. Benim alanım inşaat mühendisliği olduğu için arkadaşlar. Mühendislik ne yapar? Sonra da inşaat mühendisliğine geçeceğim. Şimdi mühendislik bahsettik aslında az önce. İşte temel bilimleri ve matematiğin kuramlarını kullanarak ve mevcut teknolojiyi de kullanarak aslında. Yani teknoloji üretir dedik ama ne de yapıyor? Yine mevcut teknolojiyi de kullanarak daha ileri götürmeye çalışıyor. Ve hem temel bilimlere hem de yine teknolojiye kuvvet veriyor. Yeni ürünler geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Sonra bir de ne dedik? Uygulamalı bilimler diyebiliriz mühendislik için dedik. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan, işte toplumun, insanlığın hayatını kolaylaştıracak efendim, işte medeniyeti geliştirecek diyebiliriz. Az sonra ona da değineceğiz. İşte onların daha rahat, huzurlu bir hayat için ne yapıyor? Vazifelerini yapıyor. İşte ürünler tasarlıyor, sistemler tasarlıyor ve bunları hayata geçirmeye çalışıyor mühendisler. Mühendislik dediğimiz zaman birçok mühendislik dalı var. İşte ben şimdi sizlere söz vermeyeyim, sonra inşallah şey yaparız, bölmeyelim. Birçok mühendislik dalı var dedik. İşte bunlardan makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, başka kimya mühendisliği gibi işte temel mühendislik dalları. Sonra yine bunlardan türeyen işte çevre mühendisliğidir, mekatronik mühendisliğidir. Birçok alanda ihtisaslaşmış mühendislik dalı var. Şimdi ne dedik? Yine mühendislik için bilim ve teknolojinin gelişmesinde de ne yapıyor arkadaşlar? Etkin rol oynar. Yani mühendislerden de ne olur? Bilim adamları çıkar arkadaşlar. Kendi alanlarında araştırma yapar. Şimdi biz mühendislik tabirini kullanıyoruz. İngilizce engineering, işte o sistemdeki engineering efendim mühendislik
diyoruz. Biz mühendisliğin bizim eski kullandığımız Arapçadan bize geçmiş gençler. Hendese manasında, hendeseden türemiş. Hendese de ölçme ve geometri manasına geliyor Arapçadan. Efendim ve mühendis de mühendis, yani o işi yapan kişi anlamına geliyor mühendis. O da işte araziyi ölçen anlamında bir kelime. Yani buradan direkt sayılarla, işte ölçmeyle alakalı olduğunu ne yapabiliyoruz? İşte mühendislik kelimesinin anlıyoruz efendim ve bu kelimeyi biz kullanıyoruz arkadaşlar, mühendislik tabirini. Peki efendim mühendis ne yapar veya mühendislik nedir? Yani arazi ölçen manası var ama tabii birçok mühendislik var dedik. Hepsi arazi ölçmüyor. Arazi kim ölçer? Evet Yiğit, bir saniye için. Site. Nasıl müsaade edeceğiz? Allah. Yiğit el kaldırmıştı ama ben şey yapamadım, Yiğit'i göremedim. Yiğit bir şey soracaktı herhalde. Nerede bu liste halinde vermiyor mu? Sesim geliyor mu? Kimsiniz? Buyurun bakalım. Yiğit Günler'e. Heh, söyle bakalım Yiğit. Öğretmenim soru sordunuz ya, ona kaldırmıştım. Söyle, ne diyecektin? Arazi ölçen mühendisliği, ev yapan mühendisler ya da yapı, başka bir yapı, bina yapan mühendisler arazi ölçüyor efendim. Çok doğru, çok doğru. Yani daha çok aslında mühendislik tabiri bizim inşaat mühendisliğine veya işte harita mühendisliği var gençler şu an veya geometrik mühendisliği olarak da geçiyor. Onlar için belki kullanıyor ama birçok mühendislik var dedik. İşte elektrik, elektronik de mühendislik. Bunlar araziyi ölçmüyorlar belki arkadaşlar doğrudan. Belki araziyi ölçen cihazları geliştirebilirler gibi efendim mühendisin tabirini söyledik. Ve mühendislik içinde ne yaparlar? İşte analiz, tasarım ve uygulamada dedik. Fen ve matematik temel kuramlarını kullanarak ürün geliştirirler dedik arkadaşlar. Yine onlar da bilim üretirler. Sonra ve bu sistemin her bir alanının ne yaptığını o zaman anlıyoruz. İç içe olduğunu ve birbirinin gelişmesinde efendim kuvvet verdiğini anlıyoruz. Şimdi gelelim, burada bir miğfer var. Miğfer derken baretimiz bizim. Dolayısıyla inşaat mühendisliği efendime söyleyeyim nedir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Ne kadar kısa olur? Ben yine hızlıca bahsetmeye çalışayım. İnşaat mühendisliği gençler, İngilizcesi civil engineering, yani medeniyet mühendisliği olarak bizim Türkçemize çevirebiliriz. Az önce de bahsettik. İşte toplumun yaşam kalitesini artırmak için ve hayatın her kesiminde ihtiyaç duyulan yapıların tasarımında ve tatbikinde, yapımında ne yapar? Aktif rol alırlar inşaat mühendisleri. Hem projeyi oluştururlar efendim, ihtiyaç duyulan her yapı dedik, etrafımızda gördüğümüz. Hatta işte inşaat mühendisi eserlerini tanıtan bir video almıştım ama belki biraz kesik olabilir gençler. Olmazsa, sıkılırsanız haber verin. Şöyle bir işte İnşaat Mühendisleri Enstitüsü diye bir kurum, İngilizce bu, video hazırlamış. İnşaat mühendisi eserlerinin her yerde olduğunu gösteriyor. Ve böyle bir zaman tünelinde yolculuk yapıyor gençler. Şu an mesela nerede gidiyor? Kapalı bir alan. Belki bir üst geçitte efendim.
hareket ediyor. Ve inşaat mühendisliğinin gençler, etrafımızda gördüğümüz tüm yapılarda neyi var? Bir şu an bir metro istasyonu burası. İsmen hangi alanlarda çalıştığını da gösteriyor. Bu işte metro istasyonu ilk aşaması. Metro istasyonun inşaatı yapılırken. Bu da bir köprü. Yollar, efendim, binalar. Alışveriş merkezleri, otogarlar, kütüphane binası. Burada ne yapacak acaba? Bu da su alanımız gençler. İşte su getirme efendim veya işte taşkın önleme sistemlerinin yapılması. Park mesela, parkın mekanizmaları. Eğer yollar olmasaydı diyor, böyle engebeli yerlerde gitmek zor olurdu manasında. Natural disaster dediği işte doğal afetler gençler. Bizim inşaat mühendisliğinde en büyük ilgili olduğumuz işlerden birisi neler? Doğal afetler. İşte depremler, taşkınlar. Orası da taşkın önleme için yapılan bir setti. Burada da işte sizin çağınızda gençler var. Geleceğin işte mühendisleri. Burada da bir büro. Ve büroda işte projelerin oluşturulma aşaması. Beraber ortak grupla. Çok sorular var. Ben bazen ehil olmayabilirim arkadaşlar. Evet, görüntünün donuk olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla işte bu şekilde koymuşken seyredelim dedik. Ama isterseniz arkadaşlar geçelim derseniz, biz sıkılıyoruz bunda derseniz geçebiliriz de. Tamam, o zaman zaten bitti. Bu videomuz bitti arkadaşlar. Hayır diyor. Berra izlemek istiyor demek ki. Şimdi şöyle. Yani burada videoda işte bize birçok yapıda, yani inşaat mühendisliğinin etrafımızda gördüğümüz birçok yapıyla, yapının işte tasarımından tutun yapım aşamalarında inşaat mühendislerinin görev aldığını söylüyoruz. Peki sadece inşaat mühendislerinin görev alır arkadaşlar. Yani muhakkak ki birçok alanda, disiplinde, farklı disiplinlerle de ne yapıyoruz? Ortak çalışıyoruz. Şimdi oradaki şey özetlersek o zaman inşaat mühendisliğinin eserlerini her yerde görüyoruz. Bunlar en başcaları şehirlerdeki binalar, yapılar, okul, hastane, iş alışveriş merkezleri, sonra yine altyapı tesisleri, işte yollar, demiryolu, karayolu, yine su temini, bizim işte musluğumuzdan akan suların evimize kadar getirilmesi, yine atık sularımızın etrafı kirletmemesi için arıtılması, bunun için yapılan tesisler. Başka yine barajlar arkadaşlar, işte sulama kanalları gibi yine arıtma ve atık depolama tesisleri gibi birçok eserde diyelim veya işte ihtiyaç duyduğumuz yapılarda inşaat mühendisliği görev alıyor diyebiliriz. Dolayısıyla ne yapar dedik? İşte bütün bu binalar, bu gördüğümüz binaların tasarımı, İşte projelendirilmesi derken işte ihtiyaca göre, mesela bir tanesini örnek verelim, yol yapacağız. İşte bu yol kaç şeritli olmalı, değil mi? Efendim, büyüklüğü ne kadar olmalı? Veya işte ne kadar trafiği taşıyacak? Üst yapısı ne kadar dayanıklı olmalı? Gibi
bunun verileri inceleyip buna uygun tasarımlar geliştirir. Veya işte bir şehire şebeke, su şebekesi yapılacak. Buradaki nüfus nedir? İşte kullanım ne kadar olabilir? Dolayısıyla bu nüfusa ihtiyacını karşılayacak kesintisiz işte boru hatları, efendim boru çapları vesaire, bunların tasarımını proje kağıt üzerinde ne yapar? Yapar efendim. Ve sonra da bunun yine araziye tatbik aşamasında bu projeyi ne yapar arkadaşlar? Gerçek hayata geçirmek için araziye tatbik eder ve yapımında görev alır. Tabii ki sadece kendisi yapmaz dedik. Ne yapar? Ne bileyim, bir haritacıdan mesela. O projeyi işte yeryüzüne, araziye tatbik için yardım alır. Ne bileyim gibi. Öyle diyebiliriz. Sonra da yine o yapımın da ne olması lazım gelir? Mesela dayanıklı olması lazım gelir. Usulüne uygun yapılması lazım gelir. Eğer işte orada kullanılan malzeme kötüyse, yapım şartlarına dikkat edilmediyse ve bizden istenilen gereklilikleri sağlamazsa ne yapabilir? O yapı yani bir depremde zarar görebilir. Veya işte o yerleştirdiğimiz hat patlayabilir gibi, efendim işin sağlam yapılırlığını, kitabına uygun diyelim yapılırlığını da ne yapar? Kontrol eder. Burada da bir video var ama yani videolar kesintili olduğu için bu da işte inşaat mühendisliği veya inşaat mühendisi teknisyenleri aslında burada anlattı. Ne yapar? Köprü, işte bu viyadük diyor arkadaşlar. Bunlar şantiyede çalışan mühendisler. Önlerine proje atmışlar ve yani yapının maliyetini de hesaplar. İşte maliyet hesaplarını yapar. Yine burada topograf, bir nivo var mesela arkadaşlar. Arazi ölçümlerini yapar. Veya bilir diyelim. Direkt belki kendisi yapmasa da. Civil engineering technicians frequently work in teams with civil engineers, surveyors and construction workers. These technicians usually work takım halinde çalışır diyor. Yani ve işte de teknik dokümanlara uygun olarak yapılmasını sağlar. Evet. Bu da böyle kısa bir videomuzdu. Yani zaten bunları ne yapmıştık? Söylemiştik arkadaşlar. Sonra inşaat mühendisliğin tarihi. Ben çok artık işte şu adam girmeyeceğim. İnşaat mühendisleri şöyledir arkadaşlar. Selma Hoca mesela size mimarlığı anlattı. Yani inşaat mühendisliği gizli kahramanlardır diyebiliriz. Çok fazla isimleri ön plana çıkmaz. Daha çok yapının işte şekli şemalini efendime söyleyeyim ne yaptığı için öne çıktığı için mimaride, işte az sonra size göstereceğim bir sürü binayı. Ama asıl onu ayakta tutan, yani o mimari yapıyı, gençler kusura bakmayın chatleri takip edemiyorsam, bundan görmez diyor. Ya ben şunu hızlıca bitireyim diyorum. Siz sorularınızı bence şey yapın arkadaşlar, efendim aklınızda tutmaya çalışın. Sonra rahat rahat soralım. Şimdi buradan sorusu olan var mı? Berra açıklamış. Parmak kaldır diyor. Var mı sorusu olan? Yok. O zaman devam edelim arkadaşlar. Sorularınızı sonra sorarsınız. Oldu mu? Şimdi inşaat mühendisliği gizli kahramanlar, yapıyı ayakta tutan taşıyıcı sistemi, yani boyutlandıran, tasarlayan kişiler inşaat mühendisleri. Dolayısıyla belki çok meşhur olmasa da eskilerde mesela işte Mimar Sinan'dan mesela bahsedildi. Mimar Sinan nedir arkadaşlar? Sadece mimar değil, işin mühendislik boyutunu da yapmış birisi. İkisini bir arada yapmış, yürütmüş birisidir. Dolayısıyla inşaat mühendisliği insanlığın varoluşundan işte eski uygarlıklar, eski uygarlıklar, tekno oyuncu el kaldırdı. Ya bu şeyi niye bulamıyorum Yasin Hocam?
El kaldıranları göremiyorum bir türlü. Veya onlara izin veremiyorum. Tekno'nun sorusu mu var? Hı hı. Sor o hocam, zaman. Söyle. Hocam. Hocam ben başlangıçta ismimi yazmayı unutmuşum birincisi. Benim ismim Can Türk. Tamam Can Türk. Hocam bu arada yeni fark ettim. Hani şu an önümüzde bir piramitlerin heykel resmi var ya. Evet piramitler var. Yeni fark ettim. Piramitler küçük küçükken bir, çok bir şeye benzemiyor ama büyüdükçe daha çok bir prizmeye benziyor. Şekilleri ortaya çıkıyor öyle mi? Hı. Yerlerinde evet. Böyle küp küp gibi böyle katman katman üstüne koymuşlar gibi. Ben şimdi burada Can Türk şeyleri almıştım. Yani eski yapılar mimari. Aynen öyle. İnşaat mühendisliğinin işte Hazreti Adem'den bu yana yani belki insanın varoluşundan bu yana barınma noktası nedir? Kayra soru soruyor. Kayra'ya dur bir saniye. Şurayı buldum. Kayra. Hocam. Söyle. Ben bir yerde duymuştum. Hocam Mısır piramitlerinin taşlarını incelemişler. Evet. Hocam ondan sonra taşların önce bir çamur gibi bir malzemeden yerleştirilip sonra kurutulduğunu bulmuşlar. Hocam öyle bir şeydi galiba. Süper. Kesme değil miymiş yani onlar? Hocam ben öyle duydum. Kesme değilmiş. Çamur gibiymiş hocam. Oraya koyup kurutuyorlarmış. Böylece daha kolay yapılıyormuş hocam. Çok güzel. Maşallah. Yani merakını demek ki o zaman bu alana veriyorsun birazcık öyle mi? Evet hocam. Mesela hocam benim evde en az 10-15 tane Lego setim var. Süper. Bina ile alakalı mı bunlar? Yani genellikle bina ile alakalı. Tamam. Mesela şey yaptım. İtfaiye istasyonu, polis istasyonu yaptım. Dolayısıyla o zaman inşaat mühendisliğine birazcık merakım var. Evet. Belki gelişir fikirler, değişir, gelişir ama hayırlısı bakalım. İsim neydi senin? Kayra. Kayra. Tamam Kayra'cığım. Şimdi evet böyle katkılarınız olacaksa şey yapın. Ben çünkü bazı şeyleri her şeyi biliyoruz değil gençler. Bize katkı sunabilirsiniz yani. Oldu mu? Şimdi burada eski binalardan işte şu Pisa Kulesi Eğikli ile meşhur gençler. İşte ne bileyim London Bridge. Yine tarihi. Ve tarihi yapıların da ne olduğunu görüyoruz, sanatlı olduğunu görüyoruz. Hepsinin isimlerini bilmem gençler, aldım Google'dan. İşte mesela kemerli bir köprü. Bu Midyat'ta, Mardin'de arkadaşlar. Çinili Köşk, efendim. Yine Selçuklu mimarisine ait bir cami. İstanbul Üniversitesi kapısıydı herhalde. İşte bir katedral yine. Hristiyanların ibadet yeri gençler. Camiler. İshak Paşa Sarayı bu da. Bir yani şu eski yapılarında yine ne olduğunu görüyoruz. Yani sanatlı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ve bu inşaat mühendisinin yine işte insanlık var oldukça bizim ihtiyaçlarımız ne yapacak? İşte barınma ihtiyaçlarımız, diğer ihtiyaçlarımız devam edeceği için işte insanlığın hayalinin ulaştığı noktaya kadar ve teknolojinin el verdiği yere kadar ne yapacaktır gençler? İnşaat mühendisi devam edecektir. Bak burada Can Türk, bu da bir prizma. Yani işte o Mısır piramitlerinden esinlenmişler ve modern diyelim günümüz teknolojisiyle yapılan yine o şekilde bir prizma. Şunu da yine modern yapılardan, modern derken günümüz yapılarından birkaç tane örnek aldık. İşte burada gitar ve piyano şeklinde bir şey yapmışlar. Bunlar tabii ilk görünürlükleri mimar eserleri gençler. Ama ne dedik? Yapım ve tasarımında, taşıyıcılığında camiler var. Yine eski mimariden
Farklı Ataköy'deydi bu. Yok. Farklı camiler var. Çelik sistem. Bu da yine bir kiliseydi arkadaşlar. Bu Brezilya'daydı herhalde. Yine cami. Bizim işte eski tarihi camilerden farklı. Burada mesela bir müzede oradaki işte arkadaşlar dinozor iskeleti onun oraya yerleştirilmesi. Burada mesela bir botanik bahçesinin ve Kemerli Köprü yine eski taş köprülerden. Bu da yeni teknolojiye göre yapılmış. Çelik yapılar. Evet, bu da bu şekilde devam edelim. Şimdi inşaat mühendisliğini oluşturan disiplinler bahsettik aslında. Ne alanları var? Yapı mekanik alanı var, yapı yönetimi var, yine ulaştırma, atık yönetimi, işte bu atık alanlarının tasarımı dedik ve çevreye zarar vermemesi için bertarafı. Yine hidrolik, işte su yapıları, barajdır, su getirme yapılarıdır ve geoteknik zemin mekaniği var. Geoteknik zemin mekaniği de arkadaşlar, yapı nereye yapıyoruz? İşte araziye yapıyoruz, yeryüzüne yapıyoruz. Dolayısıyla temel dediğimiz kısmı ne olması lazım? Sağlam bir yere oturması lazım. Eğer temel sağlam değilse, bunu başka şeyler için de kullanırız. Üstüne çıkacağımız katlar veya yapı ne olacaktır? Daha çabuk hasar görecektir. Dolayısıyla bu geoteknik alanı da ne yapar? İşte zemini inceler, taşıma kapasitesini ortaya çıkarır. Eğer taşıma kapasitesi düşük, bina yükü fazlaysa da zeminin iyileştirmesi veya iyileştirme yöntemlerini projelendirir. Sonra yani burada da ama bunu artık şey yapmayacağım gençler. Fazla vaktimiz de kalmadı. Sizin sorularınıza da vakit kalsın. Orada da işte inşaat mühendisinin alt alanları. İşte ulaştırmadan yapı yönetimine, yani şantiyede işlerin organize edilmesine kadar bütün alanlardan bahsediyordu. Zaten onları söyledik arkadaşlar. Şimdi bu alanları tek tek yine ele alalım. Mesela bir tanesi yapı ve mekanik dedik gençler. İşte etrafımızda gördüğümüz konutlar, gökdelenler, efendim yine seyir kuleleri, köprüler, yollar, istinat duvarları, yine stadyum. Özür dilerim, yolları falan buraya niye kattım? Şimdi yapı mekanik alanını şey yapıyorduk. Daha çok konutlar, efendim, işte yüksek binalar, köprüler yine yol içerisinde olduğu için ama kim tarafından yine tasarlanır? Yapıcılar tarafından tasarlanır arkadaşlar. Efendim, işte stadyum gibi, efendim, müze gibi, hangar gibi büyük açıklıklı yerler. Dolayısıyla yapılar dediğimiz zaman işte betonarme yapılar, mesela burada gördüğümüz gibi hafif çelik konstrüksiyon yapılar, yine çelik yapılar nedir? Bu alanda tasarlanan yapılardır. Yine köprü tasarımları yolların bir parçası. Yollar arkadaşlar veya karayolu ulaştırma diyelim çok disiplinlerle çalışır. Dolayısıyla mesela bir tünel de karşımıza çıkabilir, bir viyadük de karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bunların tasarımında da yine yapı alanının
çalışma alanına giriyor diyebiliriz. Bir tanesi de atık yönetimi dedik. Atık yönetimi genelde inşaat mühendisliği alanından türemiş, biraz da kimyacıların da şeyi var. Çevre mühendislerinin belki direkt alanıdır. Ama inşaat mühendisleri de bu tesislerin yapımında ne yapar? Görev alır arkadaşlar. İşte bir atık su, işte kanalizasyon hatlarının ne yapılması, hem tasarlanması hem de temizlenmesi arkadaşlar. Bunların direkt neye verilmemesi? İşte deniz sularına, işte akarsuya verilmemesi ve bunların temizlenmesi. Yine bu alanda da neler var? Tesislerimiz var. Arıtma tesisleri. Bu arıtma tesislerinin oluşturulması. Bunlar yine evsel bazda olabilir. Veya endüstriyel sistemlerin arıtma tesisleri olabilir. Yani burada işte arıtılmadan verilen sular. Burada da arıtma tesisi gençler. İşte havuzlar, dinlendirme, çökeltme havuzları vesaire. Çok da teferruatını ben de şey yapmıyorum ama gibi bir alanımız daha var. Bir de bunun katı atık yönü var. Katı atıklar da arkadaşlar ne yapılıyor? Şu anki bizim çevresel döngü veya sürdürülebilirlik, geri dönüşüm kavramlarını biz de duyuyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Hatta evlerimizde çöpleri bazen ayırabiliyoruz. Ne bileyim ona göre tasnif edip veriyoruz. Geri dönüşsün diye. Doğaya zarar vermeyelim diye. Ama işte evsel atıkların bir kısmı da ne yapmak zorunda kalınıyor? Çöp alanlarında depolanmak zorunda kalınıyor. Ve bu depolama alanlarının da yine ne yapılması? Oluşturulmasında önce çöpleri koymuşuz. Efendim ne yapar? Yine tasarlar. İşte bu bir çöp alanının tasarlanması arkadaşlar. Burada işte geotekstillerle yer altına sızmaması için o depolama alanı ne yapılıyor? Geotekstil denen malzemeyle kaplanıyor arkadaşlar. Sonra da bu tesislerde bu alanlara ve burada gaz biriktiği için burada bir hatta patlamalar vesaire olabiliyor. Dizaynda bu hava tasfiyesi önemli. Diğer bir kısımda işte arıştırma, geri dönüşüm tesisleri. Ve bunlar da gençler çöplerin yakılarak işte enerjiye dönüştürüldüğü yakma tesislerinden bazı örnekler. Bu da yine yurt dışında Avusturya'da bir tesis. Çöple alakalı olduğunu anlayamıyoruz. Bir alanımızda o zaman atıkların bertarafı dedik gençler. Bunlar ile ilgili tesisler. Sonra ne var? Ulaştırma var. İşte ulaştırma dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Karayolları gelir, demir yolları gelir, havaalanları gelir, yine otoparklar ve burada seyreden, yolları kullanan araçların koordinasyonu, işte trafik kontrollerinin yapılması. Bunların hepsi ulaştırma alanı, inşaat mühendisinin bir alt alanı olarak ulaştırma alanı içerisinde ne yapar? Yer alır. Burada işte ne var? Bir kavşak var gençler. Dolayısıyla kavşak tasarımları, işte katlı kavşaklar, hem zemin kavşaklar. Yine burada bir viyadük veya köprü diyelim, sudan geçiyor. Bak, viyadüğümüz var. İnşaat mühendisliği alanı ne dedik? İşte özellikle ulaştırma birçok disiplini içine alır. Köprü gibi dedik, tünel gibi. Demir yolları yine. Hızlı hatlar. Bizim mesela hızlı hatlarımız gençler, saatte 250 kilometreye kadar çıkabilen hatlarımız var. Yine tarihi bir köprü. Havaalanları, hem terminal binalarının inşaatı, belki yapı kısmı. Yine buradaki pistler, apronlar, gençler, taksiveyler, bunlar da yine ulaştırma alanının üst yapı noktasında girer. Hava kontrol şeyi, İstanbul Havalimanı. Yine otoparklar, özellikle ne için önemli arkadaşlar? Otoparkların tasarımı, işte şehir işlerinde
taşıtlarımızı koyabilecek yerlerin olması. Ve bunların planlı bir şekilde yapılması. İşte katlı otoparklar. Yine bu da asansörlü bir otopark örneği. Ve köprü. Kemerli köprüler. Bir tane size sorum olacak. Kemer, neden kemerli yapılır köprüler? Şu bitirebilirsek eğer süremizce. Tüneller arkadaşlar yine. Ulaştırma sanat yapılarında ve trafiğin düzenlenmesi de yine ulaştırmanın bir alanıdır. Eğer özellikle kavşaklarda trafik düzenlemesi olmazsa işte burada gördüğümüz gibi araçlar birbirine girer. Dönel kavşaklar en basitinden, katlı kavşaklar ve özellikle de kavşaklarda sinyalizasyonla trafiği ne yapması, düzenlenmesi. Burada da yine bu sinyal sürelerinin ne yapılması, trafik sayımı ile ne yapılması gerekir? Kollardan gelen trafiğin düzenlenmesi için önemlidir. Diyelim ve bunu da geçtik. Ne dedik? Geoteknik ve zemin. Bu da yine temel noktasında. Artık sizi de çok sıkmak istemiyorum aslında ama şuraya bir daha geleyim. Bu da arkadaşlar dedik ki temel yapının oturduğu zemini güçlü olması lazım gelir. Eğer zemin kötüyse yapı ne yapar? Hasar görür. İşte oturmalar olur veya bir deprem yükü geldiğinde daha çabuk hasar görür. Dolayısıyla bizim zeminde önce bir etüt yapıp buradaki bunlar işte alınan numuneler arkadaşlar. Laboratuvarlarda zemin cinsinin ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi gerekir. Sağlam zemin mi değil mi? Bunun belirlenmesi gerekir. Ve sağlam değilse de işte burada şimdi gördüğümüz gibi yöntemler var. İşte taş kolon yöntemi, işte jet grout yöntemi, efendim kazıkla güçlendirme yöntemi, fore kazık yöntemi gibi yöntemlerle o binanın oturacağı zemini ne yaparız? Sağlamlaştırırız. Ve bunların işte projesi, bu kazık boyları ne kadar olacak, aralıkları ne kadar olacak efendim gibi bunun tasarımı da genelde işte bu alanda çalışan İnşaat mühendisleri tarafından ne yapılır? Yapılır. Geoteknik ve zemin mekaniği alanımız bu da. İşte burada bir fore kazık aleti var. Yine fore kazık ve burada yine bir bina alanına ne yapılmış gençler? Fore kazık yapılmış. Jet grout dedik. Bu da çok yüksek basınçla arazi içerisine çimento şerbeti enjeksiyonu ile oluşturulan. Şurada görüyoruz işte nozullarda çıkan yüksek basınçlı neler bunlar? Buradan çimento şerbeti. Ve burada da artık bak kazılmış kontrol için kazıklaşıyor burası. Ve zeminin güçlendirilmesi için kullanılıyor. Diğer bir alanımız da arkadaşlar hidrolik su yönetimi dedik. Dolayısıyla bu alanda neler aklımıza geliyor? Barajlar, içme suyu tesislerimiz, yine içme suyu hatlarımız, yine sulama kalan kanalları, göletler, taşkın kontrol setleri, yine bunlar işte seddeler olabilir, barajlar olabilir ve drenaj sistemleri gibi sistemler de bizim hidrolik alanımıza veya işte su yapıları alanımıza, su yönetimi alanımıza girer. Şimdi bu barajın şeyini koymuşuz gençler. Barajın bir tarafında ne var? Suyu biriktiriyoruz. Bunlar hidroelektrik amaçlı da olabilir. Elektriğimizi üretiyoruz. Temiz enerji efendim dediğimiz. Ve bu enerjiler salyangoz denen işte o su ne yapıyor barajlarda? Salyangoz dediğimiz efendim türbinleri çeviriyor ve bu türbinler de elektrik enerjisine dönüştürülüyor. HES kavramı siz bunu belki biliyorsunuz gençler zaten. İşte barajın gövdesinde biriktirilen ve bu baraj inşaatı gençler. Yusufeli Barajı şu an işte dünyada gövde olarak ince kemerli en yüksek barajlardan birisi olacak. Ve türbini ne yapıyor? Çeviriyor ve bunu, bunlar da türbinler, elektrik enerjisine dönüştürüyor. En büyük şey hidrolik alanının işte barajlar.
ne dedik ondan sonra? Ta evimizdeki suyun efendim bize ulaşmasına kadar bu projelendirme işinde ve yapım işinde bu alan uğraşıyor. Diğer bir alanda yapı yönetimi. Artık bitirmeye çalışıyorum. O yüzden hızlı geçelim gençler. Yapı yönetiminde de bizim her türlü yapılarımız, bu işte bir binada olabilir, yolda olabilir, ne bileyim stadyumda olabilir. Bunların ne yapılması gençler? Maliyet analizlerinin yapılması, işte sözleşmelerinin hazırlanması ve iş programlarının yapılması. İş programı da önemlidir. Basit bir işte belki tek bir bina, iki katlı binada çok fazla iş programına gerek yok. Ama yani çok büyük bir site inşaatında veya efendim bir bara inşaatında ne yapar? Orada birçok ekip çalışır. Birçok alt ekipler vardır. Dolayısıyla malzeme ihtiyaçları vardır. Bunları ne yapmak lazım? Organize etmek lazım. Ve bunların işin aksamaması ve programa uygun şekilde yapılması için organize edilmesi lazım. Yapı yönetimi, yapı işletmesi de ne yapar? Bu işle ilgilenir diyebiliriz. İşin işte mali boyutu, işte metrajlarının çıkartılması, ödemelerinin yapılması ve maliyetlerin ortaya konulması gibi işlerle ilgilenir. Yapı yönetimi veya yapı işletmesi de diyebiliriz bunu. Şimdi buraya kadar inşaat mühendisliği nedir, ne yapar ve alt alanları nelerdir? Bunlar üzerinde durduk arkadaşlar. Ve kısaca 3-5 slaytımızı da şöyle hazırladım. Ondan sonra sorularınızı alalım. İnşaat mühendisliğinde sizin müfredatınızda gördüğünüz işte matematik ve fen konularını ben birazcık baktım öyle efendim. Mesela neler kullanıyoruz? Basit birkaç örnek verdim. Mesela matematik ve fen bilimleri. Bizim özellikle fen bilimlerinde arkadaşlar inşaat mühendisliği fizik ağırlıklıdır. Özellikle de işte kuvvetler, mekanik diyelim, mekanik kısmı. Mesela elektrik fiziği de vardır. O daha çok neye alakadar eder belki? Elektrik elektronik mühendisliğinde, işte bilgisayar mühendisliğinde çalışacakları alakadar eder. Bizde daha çok hareket fizik, kuvvetler, efendim işte sabit hızlı hareketler, efendim ivmeli hareketler gibi biraz da kimya, malzemeyle alakalı olduğumuz için efendim kimya alanıyla da ne yapıyoruz? Kısmen ilgileniyoruz inşaat mühendisliği bölümünde. Şimdi matematik konularına baktığınız zaman bir kere ne dedik arkadaşlar? Matematiği mühendislik eşittir matematik gibi görüyoruz. Efendim biliyoruz. Dolayısıyla matematiği ne yapmamız lazım? Mühendislik alanını tercih edersek veya burada çalışırsak matematiğimizi geliştirmemiz lazım. Sevmemiz lazım efendim. Ve şöyle birbirinden ne yapamayız? Ayıramayız. Dolayısıyla mesela sizin konularınız var. Ben baktım işte sayılar, cebirsel ifadeler, işlemler, denklemler, oran orantı, veri toplama, değerlendirme, tablo, sütun grafiklerini göstermişler. İşte bu 6, 7, 8. sınıflar müfredatı gibi anladığım kadarıyla. Yine olasılık gençler, istatistik yine kısmen ve geometrik kavramlar. Bu da bizim için çok daha önemli. Geometri efendim, yine çizimler efendim ve cisimlerin görünüşleri. Mesela bir binanın kesiti veya tasarı geometri dediğimiz ne bileyim bir çelik yapıda bileşimleri kafamızda canlandırabilmemiz. Dolayısıyla geometri bir şey bizim için önemli. Yine ölçmeler dedik. Yani uzunluk, zaman kavramları, açılar ve alan hacim hesapları. Bunlar da bizim işte metraj dediğimiz binaların maliyetlerini ortaya çıkarmada, yapılan işlerin ortaya çıkarılmasında önemli diyebiliriz. Şimdi yani matematik zaten mühendisliğin temelidir. Sonra işte cebirsel ifadeler, sayılar, işlemler. Bunlar zaten matematiğin de olmazsa olmazı. Bunları bilmezsek matematiğin diğer konularında yapamayız. Aynı şekilde bunları bizim inşaat mühendisliğinde de her noktada kullanıyoruz gençler. Belki bazı sözel derslerimiz olabilir. İşte onlarda kullanmayız ama genel itibariyle tüm derslerimizi kullanıyoruz. Yüzdeler, oran orantı. Yine bu da çok temel bir konu. Ben basit örnekler verdim. Mesela bizim inşaat mühendisliğinde beton karışımlar vardır. Yine asfalt yollar vardır.
Dolayısıyla bunlar işte neden oluşur? Agregadan oluşur değil mi? Taşlardan oluşur gençler. Ve içerisinde çimento vardır, su vardır. Bunların mesela oranlarını biz neyle ifade ederiz? Yüzde olarak ifade ederiz. Su çimento oranı. Efendime söyleyeyim veya optimum bütün oranı. Veya agrega boyutlarının dağılımı vardır. Erek analizi dediğimiz. Hep oranlarla ifade ederiz. En basiti tabii birçok yine karşılaştırmada deneysel analizlerin sonuçlarında neyi kullanırız yine? Bu oran orantı ve yüzdeleri kullanırız gençler. Ve diğer bir konu mesela veri toplama değerlendirme. Yine tabloların oluşturulması ve sütun grafikleri veya diğer grafikler, çizgisel grafikler. Yani istatistiksel değerlendirme ve olayların gerçekleştirme olasılığından bahsediyor. Bu da yine işte inşaat mühendisliğinin alt disiplinlerinde işte su olabilir. Hidroloji analizlerinde arkadaşlar. Mesela barajların yerinin seçilmesi, gövde yüksekliklerinde neyi bilmemiz lazım? Yağış miktarlarını bilmemiz lazım. İşte akarsu debilerini bilmemiz lazım. Dolayısıyla geriye doğru yıllık işte 100 yıllık debi ölçümleri veya 100 yıllık yağış miktarlarının alınması lazım. Ve istatistik analizlerle bunların değerlendirilip tahmin edilmesi lazım. Yani bu ne kadar olabilir efendim ileriki yıllarda tahmin edilmesi lazım gibi. Veya trafik için olasılık analizi. Mesela sinyalizasyon düzenlemesi dedik arkadaşlar. Sinyalizasyon düzenlemesinde de veya işte yol kapasitelerinin belirlenmesinde de yine neyin etkili olduğunu söyleyebiliriz. İstatistiksel olasılık analizlerinin etkili olduğunu veya kullandığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Mühendislikte üç şey, özellikle inşaat mühendisliği açısından bakalım. Üç tane miydi? Birisi emniyet arkadaşlar. Güvenilirlik bizim için çok önemlidir. Güvenilirlik. Dolayısıyla yaptığımız binaların belli bir güvenilirlik düzeyi vardır. Efendim yani güvenli tarafta kalmaya çalışırız. Sonra estetik. Görünüş önemli. Yani görsel kirliliği olmasın. Estetiğe önem veririz. Ve bir de ekonomi tabii. Ekonomi de belki emniyete eş düzey. Yani bir bina ortaya koyacaksak en az maliyetli arkadaşlar kaynakları etkili kullanarak bu işi yapmaya çalışırız. Dolayısıyla veri toplama ve olayların gerçekleşme olasılığı yani olasılıkta yine biz ne yapıyoruz? Bazı alanlarımızda kullanıyoruz. Ve yine deney verilerinin tekrarlanabilirliğinde de etkili. Ve dedik ki gençler geometrik kavramlar işte kafamızda tasarı geometri bunları canlandırabilmemiz bizim inşaat mühendisliği için önemlidir. Ne bileyim kesitlerin alınmasında, çizimlerin anlaşılmasında, yapılmasında efendim. Yine araziye tatbik ediyoruz dedik. Projenin araziye uygulanmasında geometri efendim önemlidir. Alan efendim hacim hesapları veya ölçümleri önemlidir diyebiliriz. Burada da işte bunları bahsettik gençler zaten. İşte metraj maliyetlerinin çıkartılması. Bunun üzerinde yine şöyle mesela geometrik kavramlar bizim kesitlerin boyutlandırılması. Mesela binayı ne taşır arkadaşlar? Kolonlar taşır değil mi? Kolonlar. Şimdi mesela kolon boyutları ne kadar olacak yani? O bina yüküne göre efendim veya onun üzerine gelecek deprem etkisine göre işte o kolonların işte kare kesit de olabilir, dairesel kesit de olabilir. O kolonların yerleşmesi nasıl olacak? Boyutları nasıl olacak? Efendim, işte bunların üzerine gelen yük analizleri, statik mekanik analizler, kesit tesirlerinin hesaplanması, çizilmesinde önemli yine geometri kullanıyoruz diyebiliriz. Başka da geçeyim burayı. Biraz da fen bilimlerinden bahsedelim. Fen bilimleri konularına baktığımız zaman kuvveti görüyorum. Dedik ya biz daha çok fizikle inşaat mühendisi alakadardı. Dolayısıyla işte kuvvet yönü, bileşkesi efendim nedir? İşte kuvvetin ölçülmesi, sürtünme kuvveti. Mesela sürtünme kuvvetini nerede kullanıyoruz? Benim kendi alanım taşıtların duruş mesafelerinin hesaplanması. Dolayısıyla işte yol işaretlemelerinde yine kullanıyoruz diyebiliriz. Efendim başka ne var? Yine mesela kurplara girdiğimizde dönemeç dediğimiz, viraj dediğimiz kurplara girdiğimizde o kurplardaki işte dever hesaplarında bunları kullanıyoruz gençler. İşte hareketi, sabit hızlı hareketi kullanıyoruz. Şurada var şey yaptım mı? Birkaç yine
kuvveti kesit tesirlerinin hesabında. Mesela yapı elemanlarının, kolon, kiriş gibi elemanların boyutlandırılmasında ne yapıyoruz? Kuvvetle işimiz var ve kuvveti hatta hem düzlemsel hem de üç boyutlu olarak ele alıyoruz arkadaşlar. Yine farklı metotlarla işte sistemlerin çözülmesi gençler, kuvvetli iş enerji ilişkileri efendim işin içerisine girebiliyor. Kütle ağırlık zaten birçok işte hem deneysel analizlerde bizim işimize yarayan işler, ısı sıcaklık, gençler malzemenin ısı ve sıcaklıkla değişimi, davranışı, yine yolları şey yapalım, asfalt kaplamalar. Mesela ne yapar? Belli bir sıcaklıktan sonra asfalt faz değiştirir yani. İşte akıcı hale gelir, yumuşar efendim. Dolayısıyla bu malzeme davranışının belirlenmesinde işte iklim hava tesirlerinin bilinmesi lazım. Yine mesela çatı tasarımı yapacağız. Çatı tasarımında rüzgar, işte emme kuvvetlerinin bilinmesi lazım. Efendim kar yüklerinin bilinmesi lazım gibi. Ve özellikle de yıkıcı doğa olayları diye bir konu da var mesela sizin şeyinizde. Bizim en büyük şeyimiz gençler güvenli yapı yapabilmek ve işte deprem etkisine karşı mümkün mertebe sağlam yapılar oluşturabilmek. Yine taşkın, yağışlarla ne olabilir? İşte seller oluşuyor arkadaşlar. Burada da yine ne yapmamız lazım? Taşkın önleme sistemleri, işte barajlarla, efendim duvarlarla neyse bu suyun taşkınlara karşı engellenmesi gerekiyor diyelim. Bunlar da işte bizim fizik konularında direkt kullandığımız ifadeler veya konular diyebiliriz. Kimyayı da biraz kullanıyoruz dedik arkadaşlar. Kimyayı da nedir? İşte yapı malzemelerinin geliştirilmesi. Mesela hafif bina yükünü azaltmak için hafif tuğlalar üretmek. Veya binada ne istiyoruz? Ses yalıtımı istiyoruz değil mi? Sesimizi karşı komşu duymasın veya diğer oda duymasın. Dolayısıyla ses yalıtımı için kullandığımız malzemeler, bunların seçilmesi efendime söyleyeyim. Yine başka ne diyebiliriz? Su yalıtımları var yine temel kısımlarında. Çatıda yine ısı yalıtımları var efendim gibi. Bu malzemelerin hem seçilmesinde en uygun malzeme, mesela yangın noktasında yanmaz elemanların işte ısı yalıtımında tercih edilmesi gibi malzeme özelliklerinin bilinmesi, hatta yapının altında yapı malzemeleri alanımız vardı. Burada da işte yapı malzemelerinin geliştirilmesi, işte betonun priz süreleri gibi. Belki bunlar uzak geliyor ama arkadaşlar en azından kafanızda bir şey oluşur. Bir de geri dönüşüm. Geri dönüşüm her alanda önemli. İşte evsel atıklar, endüstriyel atıklar. Özellikle bizim inşaat mühendisliği alanında da gençler. Mesela şimdi binaların yenilenmesi var. Efendim işte bunlardan çıkan molozlar tekrar kullanılabilir mi? Veya ne bileyim Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın bir atığı var. Efendim cüruf diyoruz. Bunları değerlendirebilir miyiz? Değerlendiremezsek atık olarak doğaya atmak zorunda kalıyoruz. İşte bu noktada da işte sürdürülebilir ve çevre açısından çevre dostu tasarımlar geliştirmek için bu malzemeleri ne yapıyoruz? İnşaat sektöründe kullanmaya çalışıyoruz ve bunları da araştırıyoruz kullanılabilir mi diye. Agrege olarak kullanabiliyoruz cürufları mesela. Efendim yine başka ne olabilir aklımıza gelen? Flash'ler var mesela, uçucu küller, termik santrallerin. Bunlar da yine çimento yerine kısmen ikame edilebilen kullanımlık özellikli malzemeler. Yine ne yapıyoruz? İşte atık plastikleri asfalt içerisinde kullanabiliyoruz modifiye edici olarak gibi çevresel etkiyi de ne yapıyoruz? İşin içerisine katıyoruz arkadaşlar. Efendim ve bu kadar anlattım. Vaktinizi aldım. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Sizler inşallah gelecekte mühendisler olarak görüyoruz. Geleceğin başarılı mühendisleri sizler olacaksınız. İnşallah. Ve bunun için de arkadaşlar ne dedik? Şimdi gördüğünüz dersler, işte fen dersleridir, matematik dersleridir. Hep bunların üzerine koyuyorsunuz. İşte 5. 6. 7. sınıf liseye geçeceksiniz mesela. Ve dolayısıyla bunlar hep temel oluyor. Bunu ne kadar güçlü atarsanız, işte üniversitede, iş hayatınızda
o kadar başarılı olma durumumuz var. O kadar başarılı olursunuz inşallah. Ve şu an gördüğünüz fenler, efendim ilimler, bunlara kıymet verin arkadaşlar. Oyunla beraber, çocukluğunuzu muhakkak yaşayın. Oyunla beraber de ne yapın? Bu derslerinizin sizin geleceğiniz için önemli olduğunu unutmayın. Ve bunlara zaman ayırın. Zamanınızı hep düzenli kullanın. İnşallah ileride de bu size neyi getirir? Başarıyı getirir diyelim. Ve şöyle bir size dua ettik. Yani biz her ülke olarak ve bütün insanlık olarak ümidimizi gençlere bağlıyoruz. Biz artık yaşlanıyoruz. Ve inşallah sizin gibi sağlam, ahlaklı, çalışkan, vicdanlı gençler istiyoruz. Bizim ecdadımızın, atalarımızın işte çalışkan efendim bize bıraktığı mirasını devam ettirecek siz kahraman gençlere ne yapacağız? Emanet edeceğiz. Geleceğimizi diyoruz gençler. Ve size Allah daima korusun ve başarılar nasip etsin diye de dua ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Belki sıkıldınız ama inşallah faydalı olmuştur. Ve eğitim hayatınızda arkadaşlar hepinize başarılar dilerim. Şimdi süreyi tam kullandık. Bilmiyorum sorulara vakit varsa sorularınızı da dinleyebilirim. Bu kadar şeyden sonra soru sormayacağız mı diyorsunuz? Ben sorayım o zaman. Demin bir tane demiştim ki mesela kemerli yapılar eski yapılara da baktığımızda yeni yapılara da baktığımızda yapıyı kemerli yapmışlar. Mesela kilit taşı şeyi de vardı. Hatta Selma Hoca da söylemiş herhalde. Neden kemerli yapıları tercih ederiz? Mesela köprülerde efendim var mı buna bir cevabınız? Tamam. O zaman bitirebiliriz de sorunuz yoksa 12.30'da yeni dersleri varmış hocam. Bitirebiliriz. Gençler. Hocam sesim geliyor mu? Dur. Geliyor gibi. Sor bakalım. Ben şunu birazcık artırıyorum. Buyurun. Ben soru soracaktım. Buyurun. Kemerli yapı ne demek? Yani kemerli yapı az önce gösterdik ya yarım daire şeklinde yapılar, kemerli yapılar. Hı. Az önce göstermiştim. Hatta şuradan tekrar ben sana gösterebilir miyim diye bakıyorum. Kemerli yapı. Kemerli yapı ne? Sen bize şeyi soruyorsun diyorsun. Şöyle arkadaşlar, kemerli yapıda nasıl bir şey var? Yükü şöyle kesme kuvvetine maruz kalmadan birbirine aktararak taşıyor. Dolayısıyla mesela taş yapılarda ne yapar taş yapı? Kesme kuvvetine dayanamaz ama ne yapar? Normal kuvvete, yani kolon gibi çalışıyor kısmen. Dolayısıyla kemerli yapıda ne var? O önemli. O yüzden kemerli yapmışlar, dizayn etmişler. Kemerli yapıyı bulabilir miyiz burada bilemiyorum ama tabii ne zaman gelir. Bilmiyorum, açıklayabildim mi kemerli yapıyı? Şu kemerli yapı işte arkadaşlar. Teşekkürler, açıklayabildiniz. Tamam mı? Az önce geçtik kemerli yapı dediğimiz. O daha çok köprülerde görüyoruz kemer yapılarını. Arkadaşlar çok mesaj attı da. Tamam. Ne yapalım? Bitirelim diye mi atıyorlar? Ya. Hocam ne? Oyun soruyorlar birbirine. He? Oyun soruyorlar. Ne yapıyorlar diyorsunuz? Genleşme ve büzülme de var demiş. Doğru. Genleşme ve büzülme var arkadaşlar. Çok doğru. Dolayısıyla o ısıyla malzemenin etkisinin ortaya konulmasında ısının malzemeye olan etkisi, genleşme, büzülme önemli. Mesela raylar. Raylar arasında ne olması lazım? Genleşme payları olması lazım. Yoksa ne yapar? Hatlar bozulur. Mesela yol için bunu söyleyebiliriz. Yine bütün genleştiği zaman ne yapar? Kusar. Yol üzerine çıkar.
Var mı arkadaşlar başka sorunuz? Ben mesajlara bakıyorum ama mesajlarda çok da fazla bir şey göremedim soru noktasında. Yani sorunuz yoksa madem 12.30'da da sorun var. Hocam! Söyle. Söyle dinliyorum. Hocam. Şey diyeceğim. Neydi? Siz bize Louvre Müzesi'ni göstermiştiniz ya fotoğraflarda. Ne müzesiydi? Ne müzesiydi? Louvre camdan yapılmış piramit. Tamam. Onu bir açar mısınız? Ya nereden bulacağım onu? Hemen bakacağım. Şu muydu? Arka tarafta zaten. Yok. Birazcık geride. Ha bu. Evet bu. Buydu ya buydu. Değil mi? Ha bu. Hocam burada böyle tek bir piramit gibi gözüküyor. Bir müze aslında bu. Bu kadar küçük gözüküyor. Ama bu kadar küçük gözüktüğüne bakmayın. Hocam altta kocaman bir müze var altında. Süper. Yanında küçük yapıları da var herhalde. Tek bir şey de değil bu. Birkaç tane piramitten oluşuyor. Evet. Burası giriş noktası, merdivenlerin olduğu kısım. Alt tarafta da müzenin kendisi var. Hocam bir de neydi? Böyle bir de piramide benzer yine Amerika'da bir spor kompleksi yapmışlar yine. Hocam bu arada hani siz bir de bize Tower Bridge'i açmışsınız ya Londra'da. Evet. Evet. İşte hocam onun Lego'dan halini yapmışlar. Hı hı. 30 bin Lego'yla onun tıpatıp aynısını yapmışlar. Yani ölçek olarak da aynı ölçekte yapmışlar öyle mi? Aynı büyüklükte. Evet. Evet. Sen Cantürk müydün? Evet. Cantürk Lego merak olan. Tamam Cantürk senin bu... Hayır değilim. Hocam ben Lego merakı olan değilim. Başka bir arkadaşımız o. Ama ben yine de söylemek istedim. Son olarak bir tane mühendislik harikası gördüm bir yerde. Söyle. Yaparlarken gördüm. Hani bazen böyle kenara duvarlar yapıyorlar ya. Normalde duvarlar yapılırken çimento kullanılır. Ama o duvarı yaparlarken böyle çengelli tuğlalar vardı. Birbirlerine geçire sağlam yapıyorlardı. Maşallah. Yani bunu bizzat mı gördün? Böyle bir yine internetten. Bizzat gördüm. Hem bizzat gördüm hem internetten gördüm. Demek ki eski usulde ya işte o taş yapılar gibi kilit taşlarla yapıyorlardı öyle mi? Ben görmedim. Böyle nasıl diyeyim çengelli yani geçiriyorlardı çekiyorlardı böyle tam oturuyordu. Çok güzel. Maşallah. Senin ismin neydi? Sapasağlam oluyordu. Benim mi? Cantürk işte. Cantürk işte tamam. Tamam Legocu başkaydı. Tamam Legocu başkaydı. Ben evet. Tamam Cantürk. Oldu. Teşekkür ederiz Cantürk. Var mı arkadaşlar eklemek istediğiniz, merak ettiğiniz? Kayra'ydı Lego'cu. Paris. Müzenin nerede? Yok herhalde. Tamam. O zaman arkadaşlar öbür dersinize de vakit yaklaşmış. Dolayısıyla bitirelim. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum sabrınız için, dinlediğiniz için. İnşallah bu projenizde sizin için meyvedar olur.
Görüşmek üzere.